Evet mobil legends bank bank'te 11 11 etkinliği sonunda geldi. Geldi dedim şu şekilde. Yani sarı elmas etkinliği sonunda geldi. Bu profesyon kanalı paketinden de alarak ekstra bir sarı elmas elde edebiliyorsunuz. Burada toplamda 29 elmas çıktı. Videonun devamını izleyin. Videonun devamında çok büyük şeyler var zaten. Çok güzel şeyler çıktı. Burada tabii iki tane üstte dönüş efekti gelmiş. İkisi de birbirinden güzel. Ama genelde bunlar 1.5'a ya, 3K'ya yakın elmas gittiği için bunlar birazcık da insanlar sarı elmasları hızlı bir biçimde harcasın diye genelde küçük küçük tuzaklar oluyor. Ya bence bunun yerine ilk bir kostüm olun. Ee, benim zaten en çok almak istediğim bu etkinlikte geçen seneden aklımda kalan Lunox'un kostümü vardı. Ee, şu baya parlayan güzel bir kostüm vardı. Aynısı da Gusyun'da da vardı. O kostümü almak istiyordum. Baya güzel bir kostüm bu arada. Ya Gördüğünüz gibi zaten ya kahraman alırsınız ya kostüm yükseltmeden de ekstra eğer elmasınız kalırsa oradan da yine ucuz bir biçimde alabilirsiniz. Ben Nox ve Kagura'nın kostümlerini almak istiyordum. İlk başta Nox'a geçelim. Şunlardan da acaba alsam mı diye düşünüyorum. E, bu fırtına e, tanrıcası üste dönüş efekti. Çünkü baya güzel bir üste dönüş efekti. Ve çok seviyorum. Bakalım eğer hani elmaslardan kalanlardan ne çıkacak inşallah kalan elmaslara da çıkartabilirim. Şimdi harcamaya başlayalım. Ben toplamda zaten 824 parça biriktirmiştim. İlk bir gördüğünüz gibi Aydın Kalp kostümünü Lunox'un almak istiyorum. Bunu almak istiyordum ilk başlarda. Dedim ki çok böyle şey geldi. Soluk bir renk geldi. Ben de dedim direkten diğerini alayım. Burada toplamda 673 tane sarı elmas harcayarak Lunox'un bu kostümünü aldım. Abi çok güzel kostüm. İkinci olarak ise Kagura'nın bir kostümünü almak istedim. Ee, şey var kostümlerden baktım maalesef ki şey sarı elmasım yetmiyor ve üstüne de e, birazcık fazla bir elmas vermem gerektiği için ben de durun anacım bir dakika sen yanlışlıkla tıkladık. Nerede bu büyücü kısmından bulabiliriz belki. Hani 373 elmas istiyor ekstra olarak. Ben de almak istemedim. Çünkü fazla kostüm yükseltmeden bir baktım belki param yeter diye o zaman. O zaman da 223 elmas istedi. Dedim sok <laughs> pardon başlarlar böyle işe dedim. Ben de ne yaptım? Tabii ki de kalan elmasların farklı bir şeye harcamaya karar verdim. Dedim ki madem elmaslar kalmasın boşuna şu fırtınayı bir deneyim. Maksimum zaten 19 tane falan çekebiliyormuşum. Burada şey vardı Osman Bülbül'ün kanalında görmüştüm. Bunları 1, 2, 3 diye işte sıra sıra arttıra arttıra gidiyordu. Ben de bir şansımı deneyim dedim. Sonuçta boşa gitmesin. Böyle böyle bir deneyim dedim. Bir de elmasları sonuna kadar harcamak istedim. Ee, 1, 2, 3, 4. Aynen 4 tane de çıkarız. Toplamda e, Kaç? 300 elmas falan harcadım galiba. Tahminen buna da. Çünkü elmaslarım bitti zaten. <laughs> Son anda denk geldi gibi. Ama bu şekilde çektiğimde daha şey oldu. Daha hızlı çıktı gibime geldi. Ve zaten burada inanamadım abi 300 elmasa fırtına tanrısı mührünü çıktı. Bak ikinci kez görüyorum sonra da seslendiriyorum videoyu. Çünkü ilk başta çektiğimde iş yerindeydim çıktığında ekran kaydını açmıştım. Ben şaşırdım. Çünkü neden çıkmadı zannettim. Çünkü 300 mü 320 elmasa mı ne fırtına şey bu yani bu üst ışınlanma efekti hmm. çıkması imkansıza yakın gibi bir şey. Ben de bayağı sevmiştim sonradan çantaya girip baktım bunlar satılabilir olunca falan. Dedim ki herhalde hayatımdaki tüm şansı bu oyunda kullandım. Bayağı ucuz bir biçimde de üstte ışınlanma efektini elde edebildik. Diğer çekilişlerden çeksem mi diye düşündüm. Dedim ki Dur, senin fazla elmas harcayıp durma. Video da bu şekildeydi. İnşallah size de istediğiniz kostümü ve üstü ışınlanma efekti bu kadar kolay çıkabilir. Yani zaten çıkması neredeyse imkansa yakın bu oranda 300 elmas da bu üstü ışınlanma efektinin. Bu sefer demek ki hayatımdaki tüm şansımı oyuna vermişim. Bir like olup like edip abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.